İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği Zoom toplantısı CHP-MYK'yı da karıştırdı. Kulislerde konuşulanlara göre Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da CHP'li Faik Öztürak ve Özgür Özel sert bir tartışmaya girdi. Kılıçdaroğlu o tartışmaya müdahale etmedi ama Zoom toplantısına katılan isimleri etrafından uzaklaştırmaya başladı. Yine bu özellikle alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi? Olgunlaşabilir mi? Buna dair bir zemin var mı? Zoom konuşmayı doğru bulmayız. Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısı MYK'yı da karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda Zoom kavgası çıktı. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Söz düellosu parti sözcüsü Faik Öztrak'la grup başkanı Özgür Özel arasında başladı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da dahil olunca tansiyon iyice yükseldi. Öztrak, yaptığınız parti gelenekleriyle bağdaşmıyor diyerek tepkisini gösterdi. Partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Ya bir yol bulacağız ya hep beraber yeni bir yol açacağız. Özel ve Günaydın'sa İmamoğlu görüşmesinin etik olduğunun altını çizdi. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmalı dediği için gelen tepkilere de değindi. Benim istifa edeceğim şeklinde bir haber de yayıyorlar. Geçiniz bunları. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda Kılıçdaroğlu yaşananları sadece dinlemekle yetindi. Müdahale etmedi. Buranın dışına çıkıldığında gereğini yaparım. Ancak kulislerde Kılıçdaroğlu'nun Zoom toplantısına katılan isimlerin üstünü çizdiği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun mecliste 62 yeni milletvekiliyle yaptığı görüşmede yanına Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ı almaması iddiaları güçlendirdi. Kılıçdaroğlu muhalif isimler kadar CHP'ye yakın medya kanallarına da eleştirel haberleri sebebiyle tek tek mesafe koymaya başladı. CHP Genel Başkanı'nın tüm anlaşmaları tek taraflı fes talimatı verdiği Halk TV ve CHP'yi eleştirdiği için hedefe koyduğu Sözcü TV'den sonra Cumhuriyet Gazetesi de topun ağzında. Kimseden haber vermeden parti yönetici diktatör denmez mi buna? Kulislerde Cumhuriyet Gazetesi'nin eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın Kılıçdaroğlu'nun görev süresi bitti sözlerini manşete taşımasıyla kara listeye girdiği konuşuluyor.